Eşi veya babasının faizli kazanç elde ettiğini bilen birisi için o kazançtan istifade etmek durumu ortaya çıkarsa bu ona bir sorumluluk yükler mi? Şimdi oradan yani onlarla mücadele etmeli bu işi yapmayın diye. Fakat bu faiz para kendisi haram olan bir mal değildir. Mesela şimdi şu, su değil mi? Su. Ben şimdi size sorsam ki bu su helal mıdır haram mıdır ne dersiniz? Helaldir dersiniz. Peki bu su birisinden çalınmış da olabilir değil mi? Birisinden çalındığı zaman suyun kendisi değişiyor mu? Gene aynı su. Bunun elde ediliş şekli yani kim çalmışsa ona haram olur. Ben onun çaldığını bile bile onun zulmüne destek vererek ondan alırsam ben de onun günahına iştirak etmiş olurum. Ama bankalardan alınan faiz öyle değil. Bankalardan faiz aldığın mesela ya faizi para yani şöyle diyelim ki mesela bir 100 lira. Şimdi şu 100 lira alın teriyle kazanılmış da olabilir değil mi? Faizden de alınmış olabilir. Değişen bir şey var mı? Aynı para. Dolayısıyla iki türlü haram vardır. Birisi <laughs> haram li aynihi, diğeri haram li gayri. Yani birisi kendinde bulunan özellikten dolayı haram olan, Mesela içki. Haramdır. Domuz eti haramdır. Kendinde bulunan özellikten dolayı haramdır. Onun için her Müslümana haramdır o. Ama mesela bir şimdi su. Adam bir yerden suyu çalmış, getirmiş, burada satıyor. Çaldığını bilmiyoruz. Satın aldığımız zaman bize bu su haram olmaz. Çaldığını bilsek gene, gene bu su haram olmaz ama sadece yaptığı işe destek verdiğimiz için günahkar oluruz. Şimdi bir kişinin babası ya da bir kadının kocası ya da karısı neyse bir erkeğin faizi gelir elde ediyorsa o gelirin kendisinde haramlık yok. O gelirin, gelirin elde etme yolunda haramlık onu protesto etmek için, onu beğenmediğini göstermek için yememesi büyük bir sevap olur. Ama yerse haram yemiş olmaz. Çünkü haramlık ona, ona ait değildir. Haramlık o faizi alana aittir. Eğer şimdi yani şöyle bir ifade kullanılır. El haramu la yetaadda ila dimmeteyni diye böyle bu tür haramlar her iki kişi için de geçerli olmaz. Yani kim o, o tür haramları yapmışsa o onda kalır. Aksi takdirde siz bir yerde ticaret yaparsınız, adam faizden kazandığı parayla gelir malınızı alır. Adam o zaman herkese soracaksın kardeşim bu parayı nereden kazandın? Oho hayat yaşanmaz o sıra.